Ölüm orucundaki grup yorum üyelerinin kaldığı ev gece 03 sıralarında polis tarafından basıldı. Uzun namlulu silahlarla gelen polisler evde bulunan refakatçiler Aygül Bilgi ile Kübra Sünnetçi'yi gözaltına aldı. Eyleminin 265. gününde olan Helin Bölek ile 268. gününde olan İbrahim Gökçek, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastane acil servisinden girişi yapılan iki kişi kendilerine müdahale edilmesini reddetti. Artı TV'ye konuşan avukat Yaprak Türkmen, müvekkillerin ev baskınıyla alınmasının hukuki bir dayanağı olmadığını söyledi. Ne bir gözaltı kararı var ne de tutuklama kararı var. Buna rağmen kendi iradeleri dışında zorla alındılar. Bölek ve Gökçek'in tutulduğu acil servis polis ablukası altına alındı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı ve adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı süreci yerinde takip etti. Fincancı zorla müdahaleyi reddeden doktorların polis ablukasıyla baskı altına alındığını söyledi. Emniyet müdürleri kol geziyor hastane koridorlarında. Dolayısıyla hekimlere de bir baskı olarak yansıtıyorlar bu varoluşlarını. Gökçek ve Bölek'in hastaneye getirilmesinin tıbbi bir altyapısı olmadığını belirtti. Bunun hiçbir tıbbi dayanağı yok. Yapılan işkence suçu uygulamasıdır, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Bölek ve Gökçek'in dostları hastane önünde açıklama yaptı. Grup yorumun talepleri hatırlatıldı. Biz konserlerimizi yapmak istiyoruz. Biz İdil Kültür Merkezi basılmasını istiyoruz. Biz tutsak olan arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Devlet bu talepleri çok rahatlıkla karşılayabilir. Arkadaşlarımızın başına bir şey gelmesi halinde biz de her türlü bedeli göze aldık. Hastane önünden seslenen yazar Temel Demirer ise kardeşlerimizi verin gideceğiz dedi. Kardeşlerimizi verin gideceğiz. Halkın türkülerini söylemek ne zamandan beri suçlar? Zulüm ile abad olunmaz. Zulmetmeyin.